LGS'ye son 220 gün. Gerçekten çok değerli zamanlardayız. Çünkü bu 220 günü iyi değerlendirirsek hayallerimizdeki okulu mutlaka kazanırız. Hiçbir engel karşımıza duramaz. Bunu biliyoruz. O yüzden de sıkı sıkıya çalışacağız. Pandemi nedeniyle gerçekten eskisi kadar gezmememiz gerekiyor. Eskisi kadar sosyalleşmememiz gerekiyor. Ama eskisinden daha fazla çalışıp, daha büyük hayaller kurup, çok daha iyi liselere kazanmamız gerekiyor. Ve bunu da başaracağız inşallah. Hemen günün sözüne geçmek istiyorum. Steve Chandler diyor ki, motivasyonu gerçekten artırmanın yolu büyük, belirli ve güçlü bir hedef saptamaktır. Gerçekten de şu anda ders çalışan arkadaşlarımızın bir hayali var. İşte İskenderun Fen Lisesi'ni istiyor. Adana Anadolu Lisesi'ni istiyor. Ya da Bornova Anadolu Lisesi'ni istiyor. İstanbul Erkek Lisesi. Bir hedefi var. O hedef doğrultusunda sıkı sıkıya çalışıyor ve onun önünde hiçbir engel durmuyor. İşte yorulmuş, uykusu gelmiş, işte sosyal medya ona, hiçbiri onu durduramıyor. Çünkü hedefi belirli ve sıkı sıkıya o hedef doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Sizler de inşallah hedefinizi belirlemişsinizdir ve en iyi liseleri, en iyi okulları hedefleyip en güzel bir şekilde hayallerinize ulaşacaksınızdır. Günün yorumuna baktığımızda Süberra 606 beğeni almış. Tebrikler Süberra. Soruları şu. Günde kaç soru matematik çözmeliyiz? Arkadaşlar biliyorsunuz LGS'de 90 soru çıkacak sınavda. Bunun 50 tanesi sözel, 50 tanesi sayısal ve bu pardon 40 tanesi sayısal ve bu 40 sayısal sorunun 20 tanesi matematik, 20 tanesi fen. Şimdi bu 20 matematik sorusu gerçekten sınavın belirleyici sorusu. Yani burada işte 20 tane Türkçe, 10 tane inkılap, 10 tane İngilizce, 10 tane din çıkıyor ama öğrencilerin konuştuğu, indiği, çıktığı, kalktığı hep bu 20 soru. Yani matematik zordu. O yüzden biz tabii ki mutlaka günde 90 soru çözmemiz lazım. Ve bu 90 sorunun çok daha fazlasını, yani 180 soru çözersek ya da 3 katı 270 soru çözersek hayallerimize daha fazla yaklaşmış oluyoruz. Ama matematikle alakalı biraz daha, bir tık daha fazla gayret göstermemiz gerekiyor. Matematikte şöyle bir durum var. Eğer yeni nesil soru çözüyorsanız günde zaten 50 tane çözdüğünüzde çok yorulmuş olacaksınız. Çünkü şöyle göstereyim size. Matematikte yeni nesil sorular arkadaşlar hep böyle uzun uzun, böyle beceri temelli, hikayeli uzun sorular oluyor. Bu bir soruyu çözmek ilk başlarda, bilhassa sene başlarında 5-6 dakikanızı alabiliyor. Şimdi 10 tane soruyu çözmeniz demek ki 1 saatiniz alıyor. 50 tane soruyu çözmeniz 5 saatinizi alacak. Demek ki ben oraya böyle 50 tane yazdım zannediyorum. Yani 50 tane ben çözerim ki demeyin. Ama biraz daha kolay, biraz daha kısa sorular var ki burada da hiç kolay soru yokmuş gerçekten. Şansımız hep. Mesela şöyle bir soru, biraz daha temel seviye soru. Bunlardan günde 50 tane rahat rahat çözebilirsiniz. Ama yeni nesil sorulardan daha az seviyede olabilir. O yüzden siz mutlaka matematikte günde en az 20 soru ya da 40 soru çözmelisiniz ve bunların da çoğunluğu yeni nesil olmalı. Eğer konuları işlemediyseniz o zaman günde 100 soru çözmelisiniz ve bunlar yeni nesil sorulara geçtiğinizde azalabilir. Yani söylemek istediğimiz şu. Sizler mutlaka sınavda en fazla zorlanacağınız ders matematik olacağı için matematikte diğer derslerden daha fazla soru çözebilirsiniz. Ama matematiğiniz iyiyse, Türkçeniz kötüyse o zaman Türkçe'de daha çok gayret göstermeniz lazım. Şimdi ders çalışmak için en verimli saatler nelerdir demiş, güzel bir soru sormuş. Arkadaşlar gün içerisini şöyle bir 24 saate böldüğümüzde bir kere üçte birini uyuyarak geçiriyoruz zaten. Bu 8 saatimiz, yani 3 kere 8 24 8 saati genellikle uyuyoruz. 7 olabilir 9 olabilir fark etmez ama uyuyoruz. Uyandığımız zaman, yani sabah kalktık diyelim, şurada yattık, tamam şurada bir şöyle uyuyan bir çocuk çiziyor, uyuyor. Uyandığımız zaman, gözlerimizi açtığımız zaman esasında bizim en verimli olduğumuz saatler. Bu saatlerde biraz daha sayısal, biraz daha zorlayıcı dersleri çalışabiliriz. Sonrasında gün içinde yine bir yorgunluk çöküyor. Onu da mutlaka dinlenerek, aralarda kestirme, şekerleme, siesta dedikleri şey yaparak yeni bir gün sağlayabiliriz. Burada yeniden gözlerimizin fal taşı gibi açılmasını sağlayabiliriz. Yani şurada yeni bir uyku ve dinlenme. Ve böylece iki defa gözlerimizin fal taşı gibi açıldığı süper bir zaman dilimi elde edebiliriz. Yani söylemek istediğim şey şu. Gün içerisinde ders çalışmanın en verimli olduğu saatler arkadaşlar uykudan yeni kalktığınız, uyandığınızdaki saatlerdir. Ama bu illaki horul horul uyumayı kastetmiyoruz. Bazen gözünüzü bir saat kapatıp dinlenmeniz bile gözünüzü açtığınızda beyniniz dinlenecektir ve diyecektir ki ben hazırım, gönder bilgileri gelsin ve sıkı sıkıya çalışacağım diyecektir. O yüzden mutlaka gün içerisinde en az bir kez uyumanın haricinde dinlenip ardından çalışmanız en verimli saatleriniz olacaktır arkadaşlar. Günün kaynağına baktığımızda taktikli sayısal seti görüyoruz. İçerisinde matematik ve fen kitaplarımız var. Efsane bir set. Türkiye'de birçok öğrencinin hayallerine ulaşmasını, kazanmasını hem haritalarıyla hem stickerlarıyla başarmış mükemmel bir kitap. Efsane bir kitap. Tonguç Akademi'nin en meşhur kitaplarından biri. Hem fende hem sayısalda beceri temelli yeni nesil taktiklerle tam da sınavda çıkacak sorularla binlerce öğrenciyi hayallerindeki liseye kovaladı. O yüzden biz bunu günün kaynağı, günün seti olarak sizin karşınıza çıkardık. Günün okulu da yine İzmir Atatürk Lisesi 1.12 dilimiyle alıyor.
Tıp ve mühendislikler havada uçuşuyor gördüğünüz gibi. Almanca, Fransızca, İngilizce seçenekleri var. Sizi bekliyor. Temizlendi, yıkandı, tertemiz yapıldı. Hadi çalışsınlar, kazansınlar deniyor. Ve inşallah sizler de bu okula kazanacaksınız. Ödülü sorumuzu yapın, yorumlara yollayın. Vazgeçmeyin, çalışın, kazanın. Ve güzel hayallerinizi, güzel yorumlarınızı bize yazmayı unutmayın.